Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bahçedeki zararlarla doğal olarak mücadele. Bu mücadele içinde gülleci bulamacı kullanacağız. Evet, nedir gülleci bulamacı? Halk dilinde gülleci bulamacı, kireçli kükürt ya da Kaliforniya bulamacı olarak bilinir. Kimyasal olarak da lime sülfür ya da kalsiyum polisülfit olarak bilinen aslında bir lokman ekim ürünüdür. Böcek öldürücü, zehir ya da ilaç değildir. Sadece bir çözeltidir bu aslında. Kireçli kükürtün kaynatılmasından elde edilen bir çözeltidir. Hastalık ve zararlarla mücadele olarak kullanılır. Doğal bir çözeltidir. Tedaviden çok önleyici ve tedbir amaçlı kullanılır. Yani diğer piyasadaki zehirler gibi ani öldürücü bir yapısı yoktur. Ama savunmacı, zayıflatıcı ve uzaklaştırıcı bir etkisi vardır. Haşere ve böceklerin de %80'inde etkilidir. Nerede, nasıl kullanılır? Şimdi ben gülleci bulamacını bahçemde kullandım. Onunla ilgili deneyimlerimi en son paylaşacağım ama dış kaynaklardan okuduğum bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk sitelerinde birkaç kullanan ve onların paylaşımları var. Onlar da çok kıymetli paylaşımlar yapmışlar. Ama yurt dışı sitelerinde bunun direkt hangi oranda neye ne kullanılmasına kadar detaylı bir şekilde açıklamalarını gördüm. Genel olarak meyvecilik ve sebzecilikte kullanılıyor. Mantar hastalıklarında zararlı böceklerin ve kabuklu bitlerin kontrolünde yoğun bir şekilde kullanılabiliyor. Eğer kıştan başlayarak meyve ağaçlarına ve güllere uygulandığında normalde meyve ağaçlarının gövdelerinde kabuk altında kış uykusuna yatan böceklerin uzaklaştırılmasında çok etkili oluyor. Sonrasında da bahara ağaçların daha dinç ve sağlıklı uyandığı görülüyor. Üzüm asmasında yaprak bitleri, pas böceği, salkım biti, külleme, ölü kol hastalığı gibi hastalıkların mücadelesinde kullanılıyor. Bunun için mesela 100 mililitrelik bir çözeltiyi 1 litreye seyreltmek gayet yeterli geliyor. Kayısı, şeftali, erik, nektarin gibi ağaçlarda mantar hastalıkları, kıvırcık baş hastalığı, çil, leke, yaprak deliği, kabuk biti gibi zararların mücadelesinde kıştan başlayarak uygulama yapılabiliyor ve bunlardan da büyük oranda kurtulunuyor. Elmada kara leke, böcekler çeşitli, bitler, yaprak uyuzu, külleme, kabuk bitiyle mücadelede kullanılıyor. Bu meyve ağaçlarında ortalama olarak 50 mililitrelik bir çözeltiyi 1 litreye seyrettiğinizde gayet yeterli bir kullanım oluyor. Yalnız bitkiler uyanmadan önce bu tedavi büyük oranda tamamlanması gerek. Çünkü bitkiler uyandıktan sonra eğer küçük yapraklar oluştuğunda bu güllecin bulamacı uygulanırsa yaprakların üzerini kapladığı için bitkinin rahat gelişimini engelliyor. Turunçgillerde beyaz bit, pas biti, istipas ile mücadelede litrede 30 ile 70 mililitre arasında kullanılıyor. Tabii yine kış aylarına itibaren uygulamak gerekiyor. Gül ve süs bitkilerinde mantar, benekli bit, külleme, kırmızı böcek, kabuklu bitte kullanılabiliyor. Bunda da 20 mililitre gibi ortalama kullanılıyor litrede. Domates ve sebzelerde mantar hastalıkları nedir bunlar? Kurşuni küf, yaprak küfü, bakteriyel yanıklık gibi. Mildiyo, domates biti, benekli bit gibi bunların hepsi de kullanılabiliyor. Litrede 10 mililitre kullanmak yeterli geliyor. Zeytinde her dönem kullanılıyor aslında ama özellikle pamuklu bitte çokça faydası olduğu söyleniyor. Ölçeklendirmeyi yaparken ben 10 litrelik karışımlar hazırlıyorum genel olarak. Bu 10 litrelik karışım içine 1, 2, 3 ya da 4 su bardağı, bazen 1,5 su bardağı dolusu gülleci bulamacı kullanıyorum. 1 su bardağı yaklaşık olarak 200 mililitre alıyor. Dolayısıyla her alanda kullanmak için gayet yeterli bir karışım oluşuyor bu durumda. Genelde meyve ağaçlarının gövdeleri için kışın uygulandığında 1 su bardağı ya da 1,5 su bardağı kullanılıyor. Meyvelerde bahar ve yaz döneminde yine 1-1,5 su bardağı kullanmak mantıklı oluyor. Üzümdeki zararlarla mücadele biraz daha zor olduğundan herhalde ki onlarda 4 su bardağı kullanılabiliyor. Süs bitkilerinde, sebzelerde de 1 su bardağı yeterli bir karışım halde kullanılabiliyor. Siz de bu karışımları kullanabilirsiniz. Ben bir zararını görmedim. Peki nasıl kullanılıyor? Aralık ayında yaprağını döken meyve ağaçlarında uygulama başlanabilir. Başlangıç zamanı bu ayda olursa ağaçlarınızda daha az hastalık ve zararlı ile karşılaşılıyor. Evet, şimdi ben tecrübelerimden bahsetmek istiyorum biraz. Şu an bahçemin ikinci yılındayım. Yani bahçemin ikinci yılını tamamlıyorum, öyle söyleyeyim. İlk yıl hem deneme olması açısından hem de ne olduğunu anlamak için bahçemde hiçbir zirai ilaç, hiçbir şey kullanmadım. Ve bir yıl boyunca neredeyse hiç domates olmadı. Domateslerin hep yapraklarında külleme olduğu, bütün bit hastalıkları görüldü. Fasulyelerin hele biti
bahçeyi sardı diyebilirim. Yani oldukça şu fotoğraflarda gördüğünüz zararların neredeyse tamamını bahçemde gördüm. Bunların hepsi bize musallat oldular. İkinci yıl yaptığım araştırmalarla birlikte bu gülleci bulamacıyla karşılaştım. İnternetten bir yerden edindim ve uygulamaya başladım bahçemde. İlk pideleri bahçeye koyduktan sonra 2 haftada bir bahçeye uyguladım. Neye uyguladım? Domateslere, biberlere, fasulye, bütün yeşillik olarak ne varsa bunlara 2 ay boyunca uyguladım. Gayet de güzel ürünler almaya başladım. Sonrasında ben bıraktım, gayet güzel gidiyor her şey diyerek. Sonrasında bu hastalıklar tabii yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Bitler, kurtlar da geri gelmeye başladı, domates kurdu gibi. Ama hani bunlar hep belli bir seviyede kaldı. Hiçbir zaman böyle bahçeyi tamamen fethetmediler. Ama önümüzdeki sene baştan sona kadar belli periyotlarla kullanmaya devam edeceğim. Çünkü gayet faydasını gördüm. Bu sene fidanlarda hiç kullanmadım. İkinci senenin denemesi de buydu aslında. Fidanlarda hiç kullanmadım. Ve aynı domateslerde, biberlerde olduğu gibi bütün hastalıkları seri şekilde bahçemde gördüm. Dolayısıyla önümüzdeki sene kıştan itibaren, yani önümüzdeki aralıktan itibaren bahçede de fidanlarda da kullanmaya başlayacağım. Bu senenin başında fidanlarımdan bir tanesinde çok fazlaca bit oldu. Nar ağacımda yoğun bir şekilde bit oldu. Ben tuttum bolca gülleci bulamacını bütün yapraklara gelecek şekilde üzerlerine sıktım. Sonrasında da biraz da odun külü serptim. Bir hafta sonra bitten eser kalmamıştı ağacın üzerinde ve bolca da çiçek açmıştı. Sonrasında bu çiçeklerin 4 tanesi tutundu ve zaten zayıf olan fidanım da 4 tane nar olarak yetişti. Peki diyeceksiniz ki etrafımızı zehirler bu kadar sarmışken, böyle de bir doğal bir mücadele yöntemi varken neden bunu kullanmıyoruz? Neden bu kadar kullanımı geniş değil? Çünkü bu bir endüstri tabii ki. Pestisit endüstrisi var. Yani bu ilaçlar bir şekilde, zehirler bir şekilde satılacak. Dolayısıyla çok da bunun kullanılması istenmiyordur muhtemelen. En azından amatör amaçlı. Şimdi büyük alanlarda ekim yapanlar ya da dönümlerce meyve fidanlığı olanlar için ciddi yatırımlar yapılarak bir ekim ve hasat mevsimi yaşanıyor. Dolayısıyla bu hastalıklarla hani önlem amaçlı tabii ki her zaman mücadele edilebilir ama toptan kesin çözümle mücadele etmek zorundalar. Çünkü işin ekonomik yanı var. Eğer ki bir hasat sorunu yaşanması ya da piyasada kabul görmeyen ürünlerin elde edilmesi bir senelik emekleri yok edeceği için insanlar tabii ki bu riski göze almıyorlar. Ben bahçemde ticari amaçlı bir faaliyet yürütmüyorum. Tamamen benimkisi hobi amaçlı. Dolayısıyla ben neyle karşılaşırsam karşılaşayım sorun değil diyerek tamamen doğal mücadele ediyorum. Bunun çokça faydalarını gördüm demin anlattığım gibi. Siz de bence maksimum şekilde bahçenizde bunu kullanabilirsiniz. En azından kullanılacak olan pestisitleri azaltmak için kullanabilirsiniz. Daha az pestisit kullanmış olabilirsiniz. Ama hobi amaçlı yapıyorsanız bence hobi amaçlı bahçe tamamen doğal olmalı. Hiçbir şekilde az miktarda bile zehir içermeden olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, bugün gülleci bulamacının bahçedeki kullanımı ile ilgili bilgiler verdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.